Herkese merhaba değerli dostlar. Ege Gübre ile ilgili kısa bir teknik analiz aynı zamanda takaslarında detaylı şekilde inceleyecek şekilde bir analiz gerçekleştireceğiz şirketin. Şimdi şöyle baktığımız zaman grafiklerini de tazeledik. Ee, önümüzdeki dönemde piyasanın da şöyle yukarı doğru ne kadar istekli olduğunu bugün daha net anlamış olduk açıkçası. Şimdi baktığımız zaman şirketin bilanço öncesinde şu an önünde en önemli nokta 195 bölgesi ki bu bölge daha öncelerde de size analizlerde bahsettiğim önemli bir bölge. Şimdi burası geçilmeden yatırımcılar yani ne alacağım ege gübreyi şeklinde davrandıkları için ve tahta sahibi bunu çok iyi bildiği için teknik analiz yönünden de birçok e, belki de paylaşım blogunda paylaşıldığı için bu kademe yatırımcılar bu bölgeyi çok önemsiyorlar. Yani bu bölgenin üzerinde alıcılar bilinçsiz olarak işlem yapacakları için bu bölge önemli. Bu bölge aşıldığı zaman hem aynı zamanda kanala giriş oluyor. Bakın şu yatay yukarı doğru trend oluşturabilecek kanala doğru girdiği için önünde şöyle şuradan gördüğünüz gibi 270 formasyon hedefli bir kanala girmiş oluyor. Bu kanal geniş büyük bir kanal. Şimdi zaten yavaş yavaş da artık biliyorsunuz genel kurul aylarına yaklaştığımız sonuç 4 ayımız kaldı. bu dönemde yavaş yavaş bu şirket hisselerinde hareketliliğin birazcık daha ön plana çıkmaya başladığını görmek üzereyiz. Şimdi bu bölgeyi geçerse ne olur? 195 bölgesini geçerse 270 TL bölgesine kadar yaklaşık %40 civarlarında bir potansiyel oluşturacaktır. Tabii şu an o bölgeye kadar da %5'lik bir boşluk var. O boşluğu şu an yukarı doğru çok istekli gözükmese de e, aniden hareket edebilen şirket hisseleri bunlar. Çünkü lot sayıları çok düşük. Bu yüzden e, önümüzdeki dönemde bloat sayısının arttırılması ilk beklenti bu şirket hissesinde ve karın da yüksek oranda gelmeye devam etmesiyle önümüzdeki dönemde bu şirketteki kanala giriş birazcık sert olabilir. Bu bölgeye girdikten sonra ilk ana hedefleri olacak yani 195 geçtikten sonra muhtemelen 220 bölgesine kadar pek fazla yatırımcıların şirketi hissesindeki bu ani yükselişin anlamlandırması birazcık zor olacak ama önümüzdeki dönemde bu 120, 220 bölgesini geçtikten sonra hareketliliğin daha canlı olması beklenir. Yani geçtiğimiz seneye baktığımız zaman şirket hissesinde yabancı hesaplar üzerinden başlatılan hareket 140'dan başlayıp aniden 210'la sonuçlanmıştı. Yani 140'dan 210'a kadar soluksuz çıkmıştı şirket hissesi. Yani ne tekniğe bakmıştı, ne takasa bakmıştı, ne yatırımcısına bakmıştı. Yani isteyince bazı şeyleri onlar isteyince çok güzel oldururlar. O yüzden her şeyde teknik takas değildir. Şirketlerin bir beklentisi vardır ve bu beklentiyi doğru tahmin edebilenler para kazanabilir. Geçen sene bu şirket hissesinde Mart ayındaki genel kurula kadar, Nisan ayındaki o dönemdeki genel kurula kadar şirket hissesinde 270'lere varan bir hareketlilik söz konusu oldu ama tabii bu dönemden sonra hiçbir şey gelmedikten gelmediği için bir sonraki dönem yani Eylül'den Ekim'den sonra tekrar hareketlenebilir diye bahsetmiştik hatırlarsanız şu güne kadar arkaya doğru baktığımız zaman aynen o şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki sene de aynısı olacak. Eğer gene bedelsiz vermek istemezse bu tahta sahibi şirket yine Eylül Mart Mart Nisan ayına kadar yükselecek. Ondan sonra tekrar Eylül Ekim dönemine kadar borsanın durumuna göre birazcık artıda birazcık de öyle sallanıp devam edecek ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar düşüş yaşanıyor şirket hisselerinde. Bu şirket hissesi çok yükselmediği için çok fazla düşmedi. Ama diğer taraftan şirket hisseleri mesela bir yata baktığınız zaman %50'nin üzerine değer kaybı var. Yani ne kadar çok yükseldiyse değer kaybı o kadar yüksek oluyor genel kurullardan sonra. Yani bu şirketlere, sermayesi düşük olan şirketlere, yani piyasa değeri ve defter değerinden daha yüksek seviyelerde sektör ortalamasının üzerinde işlem gören his şirket bu dediklerimi kulağınıza küpe yapmayı ihmal etmeyiniz. Şirketin e, dolaşımda olmayan birçok lotu bulunmakta biliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi 3 milyon 3.2 milyonluk bir lot bloğu var ama en iyi hakim ortak ikinci ortakta 840 bin lot var aşağı doğru baktığınız zaman dağınık diğer hanesinde de 2 milyon lot var çok az lot var çünkü 10 milyon sermayesi var bir şirketin yani 15 bin 16 bin 20 bin hatta seans içinde 10, 20 binlik 30 binlik lotlar bu şirket hissesini tavan yaptırabilecek lotlar bu yüzden çok önemli Son ay içinde baktığımız zaman yatırım fonlarının net bir 16 bin not alışı var. Diğer kurumlara baktığımız zaman ana toplayıcılardan çok fazla satış olduğunu görmüyoruz. Şöyle 3 aylığa bakalım. 3 aylıkta neler olmuş? 3 aylıkta gördüğünüz gibi iş yatırımın 43 bin notluk alımı var. Bu ne demek? Şirket hissesinin ana toplayıcılarının garanti de var bakın burada. Son dönemde ki hareketlilikte son 3 ay içindeki o düşüş kalkış ama genel itibariyle biliyorsunuz 160'la ile %190 arasında gidip geldi bu şirket ses son 3 ayda. Bu süre zarfında iş yatırımın 43 bin lotu mis gibi topladığını görmekteyiz. Son 3 aydaki farka bakar mısınız? Ana ilk 5 kurumdaki toplayıcılar 38 bin lot dolayında lot almışlar. Yani onun haricinde de diğer 10 kurumda 15 kuruma da baksanız neredeyse aşağı yukarı aynı lot var. Yani tahta sahibi bu dönemde canı sıkılanlara piyasanın yükselişinden dolayı e, bu şirketin gitmeyeceğini düşünüp ya iki dakika ben şu başka kağıtlarda dolanayım geleyim diyen yatırımcıların da satışlarını bir güzel toplamış gözükmekte. Genel itibariyle bunu neden söylüyorum? Geçmiş yıldaki hareketlerini takaslardaki hareketliliğin neye anlam verdiğini ne pozisyonları bu alınan pozisyonların daha sonra neye sonuçlanacağını bildiğim için tahmin edebildiğim için mi az çok? Bu yüzden bu şekilde söylüyorum. Yani 195 bölgesi açıldığında bu şirket hissesinde hızlı bir trend dönüşümü gerçekleşecek. Bu bölgeye girdikten sonra şirket hissesinin hem hacminde artış hem e, forumlarda yazılma sıklığı artacaktır. E, pazar payı artacak şirketin. Önümüzdeki dönemde hareketliliğin başlangıç noktasını 195 olarak kabul etmek e, sizin açınızdan da önemli. Yani bunu sık sık neden vurguladığımı sorarsanız da bu bölge aşılmadan şirket hissesini alıp da böyle e, şeye bakar gibi bakmayın yani trene bakar gibi. Çünkü piyasa şu an yükseliyor. Bu tip şirket hisselerinde önemli bölgeler geçilmeden alıcı bulması zor olacağı için yani tahta sahibi hareket ettirmez yani. O yüzden şirket hisselerini başkalarda değerlendirme yapın. Mesela bu kağıda da 193-194'e alarm kurun mesela. Alarm kurun. Eğer görmeseniz bile size bir şekilde bu uyarı şeklinde gelsin. En azından pozisyon almak istiyorsanız bu bölge geçildikten sonra alın ki bu şirket hissesi bu süreye uzun zamandır gelmediği için tek seferde bugün başlasın tek seferde burayı geçer. Yani buradan bir kar satışı geleceğini açıkçası %70-80 ihtimalle pek düşünmüyorum. Peki kısa vadede beklentiniz bu yönde gerçekleşmezse stop neresi olsun? Şirket hissesinde gördüğünüz gibi 180 bölgesi zaten düzeltiyorum. 175 bölgesi daha önce şöyle ara bir destek olmuş. Bu ne demek? 175'e kadar alıcıların birazcık ya birazcık bekleyelim ya. Ya tamam geri geldi ama piyasa da geri geldi. Çok moral bozacakları bir yerdi ama 175 bölgesi aşağı yönde kırıldığı zaman zarar kes eee yapanların sayısı artacağından tahta sahibi de bunu bildiğinden şirket hissesini rahatlıkla tekrar 160 bölgesinde geri çekecektir şurasına. Ya yani bu zaten son 3 ayda da bu kanalda dolaştığı için yani 160'ın altına da çok zor değil. Yani 160 bölgesinde ben bu şirket hissesini tekrar geri alırım. Piyasada ne kadar bozulma olur onu bilemeyiz ama kısa vadede ki kar satışlarından e, etkilenebilecek bir şirket hissesi değil öncelikle. Analizimiz bu kadar. Ee, biraz sonra Adel ve Türk Traktör'ün de teknik analizini gerçekleştireceğiz. Tekrar hatırlatmak gerekirse artık Twitter üzerinden bir paylaşım yapmadığım için e, YouTube'un topluluk kısmından da aynı şekilde yazı olarak paylaşıma devam ediyorum. Yurt dışındaki piyasalarla ilgili önemli bir bahsetmem, bizim piyasamızı etkileyecek böyle ekstra bir durum varsa yurt dışı piyasalardan elde etmiş olduğum paylaşım bilgileri de orada sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar. İyi haftalar.